Yes, with this preparation, you should be ready for any kind of techniques. I want to show you. Bu hazırlıkla uygulayabileceğiniz bütün teknikleri uygulamanız gerekmekte. Diğer başka bir örnek. Now I don't continue if you don't put me one question. Eğer ki bana herhangi bir soru sormayacaksanız konuşmama devam etmeyeceğim. Konuşabilmem Who's için sleep can bana bir soru continue to sormanız sleep, gerekiyor. don't worry. Who is sleeping can continue to sleep. But the other one, please offer me one interesting question. Uyuyanlar uyumaya devam edebilir ama lütfen soru sorun. Soru sormadığınız müddetçe konuşmama devam etmeyeceğim. There is one question on the left side. Oh, good, good. Check. Buyurun. Kim. Oh, girls more active than men. Men are sleeping. Gördüğüm kadarıyla bayanlar erkeklere nazaran biraz daha aktif durumdalar. I'm not gonna. We are speaking about mistake. So, for example, I recognize that we are not working with the feet, the movement of the feet. That's why there's a lot of mistake with body position, right or left. That we have to use more time for the movement of the feet. So it's not a question, it's a remark. Remark. Yes. Okay, I am agree with you because. Sizinle aynı fikirdeyim. First of all, I talk about feet distance. Okay, but means that we are ready. I repeat, no, because I repeat that we prepare our position for comfortable position for individual balance and action or reaction. Bu sebepten dolayı konuşmamın başında ayakların pozisyonu ile ilgili başladım. Çünkü ayakların pozisyonu rahat bir pozisyon alabilmemiz için çok önemli. Çünkü daha sonrasında bu rahat pozisyondan bir sonraki harekete geçebilmemiz bize tekniği iyi uygulayabilmemizi sağlayacak. There is no techniques without micro movements. Şu anda hiçbir teknik yok ki bu mikro hareketleri uygulamayalım. Daha doğrusu mikro hareketlerin uygulanmadığı hiçbir teknik yok. Okay, I am ready. I move. Şu This anda is hazırım. micro movement. Turkey, yok movement. Çok küçük bir hareket de olsa bunu uygulayamam lazım. Ancak ben geldiğimde karşılaştığım nokta şu. Türk You milli say no. takımında hiçbir şekilde bu hareketlerle. You say no. You say no. It's not like this. Tell me, no problem, we discuss. Katılıyor musunuz? She's agree with you. Okay. Because the problem, short ball, so, önce manşet, sonra step. No. Kısa gelen toplarda da Önce böyle step, bir sonra hatayla manşet. karşılaşıyorduk. Adım almadan önce
manşete yani topu iletmeye odaklanmaları halbuki tam tersi olması gerekiyor. It's clear. And I want to do one step back. Thank you for the question because teşekkürler katılım için. They are experienced players. Bu size göstermiş olduğum oyuncular tecrübeli oyuncular. They are experienced players, almost the same generation, completely different techniques and preparation. Aynı jenerasyonda iki tane farklı oyuncu ve iki tane farklı teknik uyguluyorlar defansta. Who is correct? Hangisi doğru? Kim? Kim correct? Can you repeat one more time? Yes, no problem. Kimin daha iyi tekniği uyguladığı ile ilgili bir fikri olan var mı acaba? Kim correct? Sağ taraftaki Hasan, sol taraftaki Aslan. Sağ taraf mı? Tamam. Participation. So maybe that somebody that is sleeping, particularly men, wake up. Maybe. Who for you is correct? Position one, lift the hand, please. Bir numaradaki oyuncunun pozisyonun doğru olduğunu söyleyenler el kaldırabilir mi? Aslan'ın pozisyonun doğru olduğunu söyleyenler el kaldırabilir mi? Yok. Nobody. Nobody? Okay. Who is correct? Position 5. Lift please one arm. 5 numaranın pozisyonun doğru olduğunu kimler söyleyebilir acaba? Okay. Go down. Now. Obviously. Who think that both are not correct? Please leave the hand. İki oyuncunun da yanlış tekniği uyguladığını, yanlış pozisyon aldığını söyleyenler kimler acaba? Hey, leave the hand or not? Not like this. Huh? Or this or nothing. Teknikten please, bahsediyoruz. Please, I repeat. Manu, one second. Teknikten bahsediyoruz. İkinci defans tekniğinden bahsediyoruz. Aldıkları pozisyon ve uyguladıkları teknik açısından Aslan mı daha iyi, Hasan mı daha iyi? Yoksa ikisi de yanlış tekniği mi uyguluyorlar? İkisinin de yanlış tekniği uyguladığını söyleyen kimler var acaba? Daha anlaşılır oldu mu? Tamam. Okay. Sorry because or microphone for everybody or okay. My was the trucks. To obtain your participation, first of all, but also. Ben biraz sizin katılmanız için ufak bir kandırma yoluna gittim. I think that both of them. Please, sonra we have a moment for discussion. Both of them in the play. Okay. What I can say, they are. Şöyle böyle defender. Okay, but if you ask me, in Turkey, consider just Turkish player, they are şöyle böyle or good? This is also another interesting question. Manu, repeat one more time. Yeah, sorry. Repeat one more time. Both of them, they are good defender, right? Okay, I repeat. If I consider these two defender in the world, eğer ki bu iki oyuncuyu da yani dünya üzerindeki diğer oyuncularla iyi oyuncularla kıyasladığım zaman in the world level they are şöyle böyle.
Diğer elit seviyedeki oyuncular, daha doğrusu diğer elit seviyedeki defansçılar arasında orta halde durumdalar. In Turkey they are good defender. Ama Türkiye'de diğerleriyle karşılaştırırsak Türkiye'nin en iyi defansçılarından iki tanesi. You know why? Neden olduğunu biliyor musunuz? Because one is very good reader. Very good reader of the situation. Bu oyunculardan bir tanesi durumu çok iyi okuyup analiz edebilen birisi. And the other one is better techniques. Diğeri ise daha iyi tekniği uygulayabiliyor. Better but not excellent for high level. Daha iyi ama üst seviye için mükemmel değil. About techniques, topic movement in the body, first big family is to flex the elbow. Defans tekniğini uygularken en önemli noktalardan bir tanesi pozisyon aldıktan sonra, daha doğrusu topla buluştuktan sonra dirseklerde bükme hareketini yapıyor olmak. You saw before defense of position one player Aslan. Straight. Daha önce Aslan'ın pozisyonuna dikkat ettiyseniz kolların durumu çok gergin bir pozisyonda, servis karşılayacak bir pozisyonda gibi. This is not good. A lot of ball going the other side. Ama bu defans tekniğini uygulamak için iyi bir pozisyon değil. So very very important this remark. Okay, during the touch and so before the elbow must be flexed. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Topla buluştuğunuz andan itibaren dirseklerin bükülüyor olması. Topu oyunda tutabilmek için. About lateral, I repeat, the importance of micro movements, micro adaptation. Sağınıza ya da solunuza gelen toplarda önemli olan defans pozisyonunda yapacak olduğumuz küçük ayak hareketleri. And this kind of picture also in the video you saw a lot of time, several time to save the ball with one hand. No possible to join. No time. Daha önce izlemiş olduğunuz videolarda da karşılaştınız diye umuyorum. Tek elle defans yapabiliyor olmak, çünkü bazen topun şiddetinden dolayı iki elinizi birleştirip defans yapmanız mümkün değil. But if you are here, okay, eğer ki pozisyonunuz bu şekildeyse, kollar açık. If you start from here, it's long way. No chance. Sağa ve sola hareket edip topu kurtarma ihtimaliniz var. Ancak kollarınızı bacaklarınızın arasında birleştirir pozisyonda başlarsanız sağınıza ve solunuza gelen toplarda çok fazla zorluk yaşayacaksınız. About the last, also this is important remark for the high defense. Diğer bir önemli nokta, önemli hatırlatma, yüksek top defansı için biz bunu baş üstü defans olarak da tanımlayabiliriz. No underestimate the ball is better to overestimate the power of the ball than the contrary. Hiçbir şekilde defans yapacağınız zaman topun süretini küçümsemeyin. About all the techniques, acrobatic techniques is a big family. Little bit also different between women's side and men's side. Şu anda görmüş olduğumuz defans teknikleri, bu voleybol içerisinde çok önemli olan teknikler, bazıları bayanlarda kullanılan, bazıları kullanılmayan teknikler. And when you teach on your training, you must create all the condition, all the exercise, all the organization of training in safety for your players. Antrenmanı organize ettiğiniz zaman düşünmeniz gereken ve öncelik vermeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi oyuncularınızı güvenli bir şekilde antrenman yaptırabilecek ortamı sağlıyor olmak. Please. You say obvious. No. When I come here, because trend is now is the tape, the color tape everywhere. If you want to connect again, okay. The problem is the tape color. Knee pad not important. Oyuncular için önemli olan omuzlarını ya da üstlerine giydikleri materyallerin rengi, ama dizlik hiçbir zaman önemli olmadı. Barış Özdemir
geçtiğimiz süreçte genç milli takımla çalıştı. Eğer merak edenleriniz olursa ona sorabilir. Antrenman esnasında kaç tane oyuncu dizlik kullanıyordu? Birincisi tekniği uygulayabilmek için oyuncu bir şekilde koruyor olmamız. İkinci noktada bu sayede oyunculara daha iyi bir defans tekniği öğretiyor olmamız. Sadece bir örnekti. Görmüş olduğunuz videoda önemli olan nokta antrenörün ya da öğretmenin ne öğrettiğini biliyor olması. Ben ne zaman ki genç antrenörlerden ve genç takım oyuncularıyla çalışan antrenörlerden bahsediyorum. Tekniği biliyor olmanız gerekiyor. Eğer ki tekniğin ne olduğunu bilmeden tekniği öğretmeye çalışırsanız şu zamanda elinizde birçok materyal var. Görebileceğiniz, öğrenebileceğiniz bunlar videolar, fotoğraflar. Ancak öğretmenin birinci koşulu bütün ayrıntıları biliyor olmanız. Bütün teknikler için de geçerli. Ancak en zor öğretebileceğiniz nokta koştuktan sonra defans yapılması. Öncelikli basamak durduğunuz yerde defans pozisyonu sağlayabiliyor olmak, daha sonraki adım hareket halindeyken defansı yaptırıyor olmak. Potansiyel sahibi olabilecek bir defans oyuncusu. Size iki tane örnek göstermek istiyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğim, sadece izlemenizi istiyorum. Neden bu videoyu size gösterdim? Baktığınız zaman uygulanan teknik mükemmel değil. Teknik uygulamada bir takım hatalar var. This is greedy, this is poor, this is tired, etc.
Bu oyunculardan birkaç tanesi Türkiye'de de oynamış olan oyuncular. But where we start from to speak about defense? Where? From? Defans konuşmaya nereden başladık? Hatırlayan var mı? Attitude. From attitude we start. So America, do you know who win? Imagine. In the Olympics, United States winner. Okay, they have demonstrated excellent attitude. Doesn't matter if the techniques. Okay. Amerika milli takımına baktığınız zaman, Beijing'de olimpiyat oynadılar. Çin'de baktığınız zaman belki mükemmel tekniğe sahip değiller ama bütün oyuncular defans yapabilmek için mükemmel bir havaya sahipler. But remember that when you see, also after it's more difficult to win counterattack because this is actually good attitude, excellent attitude, no good technique. Okay. Evet, baktığınız zaman mükemmel bir tekniğe sahip değiller ama mükemmel bir havaya sahipler. You saw the ball go in position one and set opposite. Pasör çapraz set. Defans yaptıktan sonra pasör çaprazı pas atıyor. Another example, very fast. Women's side for. Başka bir örnek, bayanlardan. Slow motion. This is the touch, and this is the result. One more time, attitude is good, the technique is not excellent. Okay. Bu örnekte de baktığımız zaman hava ve tutum yerinde ama teknik yeterli değil. Why I put this motion? Because when the technique is not excellent, also the result of difference is not excellent. Bu örnekleri şunun için verdim. Ne zaman ki tekniği iyi uygulayamıyorsanız elde edeceğiniz sonuç da o kadar kötü olacaktır. After this big chapter about techniques system, before very good talk, I don't want, we have no time now. Yes, we have no time. So also I want to permit Halper to go away. And if there is some question, I am happy, really happy to answer. Defans boyutundan sonra işin taktik boyutu da var ancak zamanımız kalmadığı için bu konuya çok değinmeyeceğim. Eğer ki sorularınız varsa o sorularınızı alabilirim. Good mentality, good reading, good techniques, good chooser, good tactical task, excellent defense system. There is no other way. Mükemmel defansçı olabilmek için geçerli olan şeyler Manu. Please, I have to translate also what is written. Sorry, I got you. Okay, thank çabuk. You. You told me çabuk. Tamam. İyi bir mental yönünüzün olması lazım. İyi bir okuyucu ve analiz ediyor olmanız lazım. İyi bir teknik uyguluyor olmanız lazım. İyi bir seçici ve karar verici oluyor olmanız lazım. Ve size verilmiş olan taktiğe saygı gösteriyor olmanız lazım. Bu sizi mükemmel bir defans yapacaktır. Teşekkürler. Okay, shall I continue because I'm late. Shall I, if there is some question, you, because Halper must go for team. Just if there is a question, best tactical, best plan, patience. Don't worry. His experience. He want to grow up like a coach. Arkadaşlar soru cevap kısmından sonra saat 14.30'da Uygun Hava'yla yine burada olacağız. Saat 14.30'da burada olmanızı rica ediyorum.
Tarık abi. O varken bana mı? Tekniğin haricinde, savunma tekniğinin haricinde oyunculardaki ön sezi ve gözlemle ilgili oyunculardaki bize birkaç ipucu verebilir mi? Soracağım soru teknikle ilgili değil, defans savunmayla ilgili oyunculardaki ön sezi, gözlerle ilgili davranışları kazandırmayla ilgili birkaç ipucu alabilir. Anticipation of the players. What anticipation of the players? Anticipation, the reading to analyze of the nothing about technique. About what expectation. Yes. What you can say? Nothing about techniques. Yes. I think that there are similar in the reception. First of all, you must know the opponent characteristics. Servis karşılamayla ilgili konuşurken öncelikli olarak rakip takım oyuncusunu tanıyor olmanız gerekiyor. Second one, you must focus on the setup. İkincisi, pasöre odaklanıyor olmanız gerekiyor. Look the parabola of the setting. Because, for example, if the parabola is long or short or is close to the net, change the reaction. Topun ne şekilde, hangi yükseklikte pas atıldığına iyi bir şekilde kontrol ediyor olmanız gerekiyor. Çünkü top kısa kalırsa, yüksek kalırsa, fileye yakın gelirse ona yönelik hareketinizi değiştirmeniz gerekecek. And we are speaking in volleyball that we are working in the system. Voleybolda konuştuğumuz şey, sistem üstünde çalışıyoruz. Bu pozisyona baktığınızda üçlü blok var. Ama orta oyuncuyla smaçör arasında belirli bir mesafe var. Bu durum çok özel bir durum olduğu için defans oyuncusunun bu durumla karşılaşmadan önce durumu iyi okuyup, iyi analiz edip ona göre pozisyon alması ve buna istinaden de reaksiyon göstermesi gerekmekte. So first of all, good reader of all this kind of situation. Öncelikli olan iyi gözlemleyebiliyor olmak. Daha doğrusu second, pozisyonu iyi okuyor olmak. İkincisi, hangi tekniği uygulayacağınızı seçiyor olmak, yüksek defans mı, sağınıza solunuza gelen toplar mı? Şöyle bir örnek vermek gerekirse. Bazen 5 numara oyuncuları bazen böyle bir pozisyonda karşılaşıyoruz. İkili ya da üçlü blok var. 5 numara defansçısı top köşe adam blokçusunun elinden sektikten sonra topa kayarak uzanmaya çalışıyorlar. Bu tip durumlarda önemli olan seçeceğiniz teknik. Bu tip durumla karşılaştığınız zaman iyi bir pozisyon aldıktan sonra hangi tekniği uygulayacağınız çok önemli. Kayarak mı, koşarak mı? Var mı başka sorusu olan? Yes. Okay. Private question. No, private. Tamam. Private question. Sonra çok teşekkür ederim. Görüşürüz.